Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu l-azim. Kıymetli kardeşlerim, önceki dersimizde Allah'a ortak koşanların aşağı Allah çocuk edindi gibi batıl bir söz söylediklerinden ve bu sözün de ne kadar büyük bir söz, yani ne kadar kötü bir söz olduğundan bahsedilmişti. Kehf suresi 6. ayete gelmiştik. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَا صَدَقَاللّٰهُ الْعَظ۪يمِ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ Neredeyse kendini harap edeceksin, neredeyse kendini öldüreceksin. عَلَىٰ آثَارِهِمْ Onların peşinden inlem yu'minu bihazal hadisi esefe bu söze inanmıyorlar diye. Yani peygamberimiz o kadar önemsiyormuş ki insanların Müslüman olmasını. Neredeyse kendisini harap edecekmiş. Ya anlatıyorum bunlar bir türlü doğru yola gelmiyorlar diye. Fakat bu tabi peygamberimizin bu yaptığı aleyhissalatü vesselam övülmemiş Rabbimiz tarafından. Yani kendini bu kadar harcama. Gerek yok. Allah-u Teala böyle diledi. Böyle bir yer ki bu dünya, dileyen inanıyor, dileyen inkar ediyor. Senin görevin ne? Uyarmak, hatırlatmak. Müslüman olduysa müjdelemek, cennetle vesaire. Senin görevin bu kadar. Onun ötesinde eyvah işte Ebu Talip akrabamdı, bir türlü inanmadı. Her gün üzül, her gün ağla. Yani Allah-u Teala'nın tavsiye ettiği bir şey değil. Biz elimizden geleni yaparız, anlatırız. Fakat kendimizi harap edecek de bir durum yok. Çünkü tercih bu insanlar inançlarını seçiyorlar. İnsanlar kadın olduklarını, erkek olduklarını seçemiyorlar. Allah-u Teala bunu kader olarak nasip ediyor. Kimisi kadın olarak yaratılıyor, kimi erkek. Ama inanç konuları böyle değil. İnanç konuları insanlar seçiyorlar, Müslüman oluyorlar ya da olmuyorlar. Müslümanlar anlatırlar, tebliğ ederler. İnsanlar da tercihlerini yaparlar. İnkar ya da iman yönünde kendimizi mahvetmeye gerek yok. İnna ce'alnâ mâ alel ardı zîneten lehâ linebluvehum eyyuhum ehsenu amele. Şüphesiz ki biz yeryüzünde ne varsa onu bir süs yaptık. Yani insanlara cazip geliyor dünya. Yani şeytan kandırıyor insanları. Niye? Dünyada biraz müsait kandırma yani. Dünya güzel bir yer. Niye Allah-u Teala böyle yarattı, dünyayı böyle süslü yarattı? لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Kim güzel şeyler yapıyor diye sınavdan geçirmek için. Allah-u Teala kapılmayın bu dünyaya diyor. Tamam bu dünya güzel bir yer. Ama sadece hani güzel değil, bunun yanında başka unsurlar da var. İmtihan böyle, imtihanın gereği böyle olmuş. Allah-u Teala diyor ki, sizin hanginiz güzel şey yapıyor? Yani bu dünya süsünü Allah rızasına uygun kim kullanıyor, kim kullanmıyor? Kim şeytana uymak için kullanıyor? Kim helal yollar açısından bu dünya süsünü, güzelliğini kullanıyor? Kim haram açısından kullanıyor? Kim Allah'a itaat için kullanıyor, kim Allah'a isyan için kullanıyor, sınavdan geçiriyor Allah-u Teala. Yani bu dünyaya kapılıp kalmayın diyor. Ayrıca insanoğlu hepten dünyanın güzelliklerine takılıp kalsa, geçip gidiyor elden yani. Yani bir yıl, bir ömür bakıyorsunuz bir dakika gibi hemen geçmiş yani. Allah-u Teala diyor ki sizin yapınıza uygun olan nedir? Ebediliktir. Bizde ebedilik arzusu var. Ama bu dünyada ebedilik yok. Ahirette olacak bu. Siz onu hedefleyin diyor. Ahirette ebedi nimetleri hedefleyin. Dünya süsüne aldanmayın diyor. Çünkü sizi sınavdan geçiriyoruz diyor Rabbimiz. Ve inna leca'iluna ma aleyha sa'idan curuze. Peki dünyanın güzelliği böyle kalıyor mu? Kalmıyor. Bakın bu mevsimler ibretlik yani. Ne güzel çiçekler açıyor. Her yer yemyeşil böyle insan göz alıcı bir şey. Sonra bir bakıyoruz ki sonbahar gelmiş. Ha, yapraklar dökülmüş. Yerlerde sürünüyor. Ağaçlar hiçbir şeyi, hani cazip hali kalmamış ağaçların, adeta iskelete dönmüş. Yani bu da ölümü çağrıştırıyor işte. Allah-u Teala bunu böyle defalarca yapıyor. Yani her yıl aynı şey oluyor. Ölüp ölüp diriliyor her şey dünyada. Yani Allah-u Teala bize mesaj veriyor. Siz de böylesiniz. İşte bakın ölüyorsunuz. Yerinize başkaları geliyor. Onlar da ölüyor. Başkaları geliyor. Asıl hayat, ahirette olan hayat. Bu dünyadaki hayat geçici hayat. Nimetleri de, süsü de geçici bunların. Sonra da bakarsınız diyor, biz onu neye çeviririz? Bir kuru bir toprağa çeviririz diyor.
Em hasibte en ashabel kehfi vel rakimi kanu min ayatina acebe. Şimdi de bir kıssaya başlıyor Rabbimiz. Orada konu bitti. Yeni bir konu şimdi. Kehf kıssası. Ashabul kehf mağara ehli demek. Mağara ehlinden kasıt da bir grup genç. Bunlar muhtemelen yaşadıkları ülkenin ileri gelenlerinin çocukları. Durumları iyi. Konumları da iyi. Ama iman etmişler bunlar. Müslüman olmuşlar. Müslüman olunca da sorun yaşamaya başlamışlar. Ve adamlar dinlerinden döndürecekler bu Müslüman gençleri ya da öldürecekler. Bunlar kaçmak zorunda kalıyorlar bulundukları ülkeden. Hangi ülkeydi? Yani bunların mağaraları neredeydi? Yani değişik görüşler var. Ürdün'de bir mağara var. Türkiye'de de Tarsus'ta zannediyorum bir mağara var. Bu Ashab-ı Kehf ile ilgili. Tabii bunlar iyi insanlar olunca sahiplenenin fazla olmuş. Haliyle bizde yaşamışlardı, bizde yaşamışlardı diyorlar. Allah-u Teala tabii böyle bizi bu kıssalardan ibret almaya çağırıyor. Yoksa zaman ne zamandı, kişiler kimdi, o kişilerin adları neydi vesaire. Kur'an-ı Kerim bunlara odaklanmıyor. Onun kıssanın verdiği mesaj ne bize? Sen sandın mı ki ey okur, enne ashabel kehfi ve rakime, bu ashab-ı kehf ve rakim ashabı, kânû min âyâtine acebe, şaşırtıcı ayetlerimizdendir. Sen böyle mi sandın diyor. Aslında bu kıssa şaşırtıcı gerçekten. Çünkü bu gençler yüzyıllarca uyuyorlar yani. Allah-u Teala diyor ki 300 yıl onlar kaldı dediler o Ashab-ı Kehf mağarada. 9 yılda eklediler diyor. Yani bu kadar uzun süre mağarada kalmışlar. Şaşırtıcı gerçekten. Fakat Allah-u Teala diyor ki sen onu şaşırtıcı mı sandın? Niye böyle diyor bir olay şaşırtıcı olmasına rağmen niye Allah-u Teala böyle diyor? Şu mesaj veriliyor. Daha ne şaşırtıcı olaylar var? Bu ne ki yani? Bunun ötesinde daha neler neler var anlamında. Gerçekten de evren üzerine düşündüğümüzde, uzay üzerine düşündüğümüzde, gökler, yer vesaire, yaşadığımız hayat açısından da, yani bir bitkinin çiçek açması, bitkinin hava soğuyunca kendini koruması, suyunu toprağa vermesi, kuruması, vakti gelince tamam şimdi güzel hava ısındı, şimdi topraktan su çekeyim deyip tekrar canlanması gibi ve hani bizim gibi aklı da yok yani. Allah-u Teala böyle neler neler var etmiş. Bu onlardan birisi sadece. Yoksa en şaşırtıcı olan değil yani bu. Bu peki Ashab-ı Kehf mağara ehli dedik. Mağarada yaşayan gençler. Rakim ne? Rakimle ilgili de değişik görüşler var. Kimisi demiş ki bunların yanında bir köpek var. Bir çoban da bu köpeğiyle beraber bunlara katılmış bu gençlere. O köpek de diyenler olmuş. Bazıları demiş ki bunların yaşadığı köydür Rakim. Bazıları demiş ki rakim böyle yazılı şey levha demek. Haliyle bunlar mağaraya girdiler. Sonra o öldürmek için içeri girip alamadılar onlar, o inkarcılar. Oraya bir şey kondu, yazıt kondu. Bu mağarada gençler vardı. Oraya girdiler, uyudular şeklinde oraya bir böyle yazı konuldu. O yazıdır da denilmiş. En doğrusunu anlatmış. Allah-u Teala sonra olayı anlatmaya başlıyor. İl evvel fityetu ilel kehfi. Hani bir grup genç mağaraya sığınmıştı. El fitye bu bir grup insan demek. Sayısı fazla olmayan insan grubu demek. Zaten ileride gelecek bunların kaç kişi olduğunu tartışıyorlar. 3 kişi miydi, 5 kişiler miydi onlar? 7 kişiler mi diye Kur'an'da o da anlatılıyor. Küçük bir grup genç yani sığındı mağaraya. Fekalu dediler ki Rabbena etina min ledunke rahme. Rabbimiz katından bize rahmet ver dediler. Ve heyyi lena min emrine raşede işimizde rast getir dediler bu gençler. Fedarabne ala azanihim fil kehfi sinine adede. Yıllarca biz onların kulaklarına bir mühür vurduk. Yani yıllarca bir şey duymadılar diyor. Rahat, rahat uyudular. Hani bazılarının bir kulağı duymaz mesela. Diğer kulağının üzerine yatarlarsa rahat uyurlar çünkü öbürü duymuyor, etkilenmez sağdan soldan. Bunlar da Allah-u Teala o yüzyıllarca uyuyacaklar ya, kulaklara bir mühür vurmuş, etraftaki sesleri duymuyorlar, uzun süre uyuyorlar bu şeyde, mağarada. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ Sonra biz onları dirilttik. Bakın ne kadar hızlı Kur'an-ı Kerim'de olaylar işliyor. Öldürdük, onları pardon, uyuttuk diyor Rabbimiz.
Sonra dirilttik, uyandırdık yani diyor. Halbuki bu yüzyıllar demek mesela. O aradaki ne oldu ne bitti kısmını anlatacak sonraki ayetlerde ama çok kısa anlatıyor. Niçin? Asıl olan buradaki mesaj. Kur'an-ı Kerim tarih kitabı değil ki öyle yıl yıl meseleleri versin. Sonra biz onları uyandırdık. Niye uyandırdık? لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا Bilelim diye hangi grup daha iyi hesaplıyor onların kaldıkları süreyi. Bunlar zaten aralarında konuşacaklar yani biz ne kadar kaldık burada diye. Anlayamayacaklar. Normalde hani yüzyıllarca uyuyorlar ya, bunların tırnakları uzar, saçları uzar vesaire. Yani o kadar sürede ve uyanıkları zaman derler ne oldu bize falan. Yani muhtemelen yarım metre falan insanların tırnakları uzar yani o kadar sürede. Belli ki öyle bir şey olmamış yani bunlar uyurken. Yani saçları da böyle bayağı bir uzamış falan öyle bir şey olmamış. O yüzden anlamıyorlar ne kadar uyuduklarını. نَحْنُ نَقُسُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ Biz hak olarak sana anlatıyoruz onların haberlerini. Yani zaten rivayetlerde sordukları anlatılıyor. Ehli kitap soruyor. Ya diyorlar bu mağara ehli neyi nesidir? Bir sorun bakalım peygamberiniz bundan haberdar mı? Biliyor mu yani bu çocukların başına ne gelmiş diye. Soruyorlar ki bazı rivayetlere göre müşrikler soruyorlar. Tabii müşrikler de muhtemelen ehli kitaptan yani Hristiyanlardan, Yahudilerden duydular bunu. Soruyorlar. Peygamberimize de Allah-u Teala vahiy ediyor ve o vahiy bilgisiyle aktarıyor bunları. Yoksa nereden bilsin Peygamberimiz? Olayın hakikatini. Allah-u Teala biz hak olarak anlatıyoruz diyor. Belli ki batıl unsurlar, yanlış unsurlar karışmış. O Tevrat Hristiyan, Tevrat ehline, Hristiyanlara karışmış. Allah-u Teala doğrusunu anlatıyor. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim. Onlar Rablerine inanmışlardı. Tabi burada şirk koşmadan inanmışlardı. O kastediliyor. Ve zidnâhum hudâ. Biz de onların hidayetlerini artırdık. Bakın önce şöyle oldu. Bu gençler düşündüler, taşındılar. Dediler bir olan Allah'a iman ediyoruz biz. Allah-u Teala sonra onların ne yaptı? İmanlarını yani hidayetlerini, doğru yolda oluşlarını artırdı. Önce onlar harekete geçtiler. Ardından da Allah-u Teala onların bu güzel davranışlarını destekledi. Peki inkarcıları ne yapıyor Rabbimiz? İnkarcılar da inkarı seçerlerse onları da serbest bırakıyor. Onlar da sapıtmaya devam ediyorlar. Kendi aleyhlerine sürekli delil biriktiriyorlar. Bu gençler de iman etmeye karar vermişler. Allah-u Teala da onların imanlarını desteklemiş. Allah nasip ederse sonraki dersimizde 14. ayetten devam ederiz. Ve ahiru da'vana enil hamdü rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamdolsun. El-Fatiha.